çok hızlı olmam lazım dostlarım. O yüzden yulafımı yapayım. Dolmuş yapan Mersin'e aldım. Eskiden hani bilmiyorum, ben bakıyordum ve göremiyordum. Makroda falan bile yoktu dolmuş yaban mersini. Filo sayesinde görmedik mi bunları? Oha, ışık o ışık Süreyya'ya yansıyor. Ekranda bir şey çıkıyor. Geç kalktım dostlarım. Öyle başlamıyoruz. İyi oldu. Bir sebebi var tutuyoruz. Şimdi Flow Studio'da mantralar var. Ben açıldığından beri üyeyim. Gerçekten en uzun. Ece'den sonra en uzun üyeleri ben olabilirim. Normalde o mantraları dinleyip günlüğüme yazıyorum ve dinleye dinleye göre göre tekrar ediyorum. Çok iyi geliyor bana. Ama bugün günlük yazmaya vaktim yok. O yüzden kahvaltı ve kahvemi hazırlarken mantraları açıyorum. Böyle sabah derslerim olduğu günler. Ve buraya bilgisayarımı getireceğim. O mantraları açacağım. Böyle kahvaltımı yaparken onları dinleyeceğim. Dostlarım, yulafımız hazır ama kahvemiz hazır değil. Bu zamanlamayı yapamıyorum kahvaltılarda. Kahvemle kahvaltı aynı anda yapamıyorum. Yani basit bir kahvaltıyla halledebilirim ama böyle güzel bir yulaf yapmak için kahvemi sonra yapmam gerekiyor ve bugün hani bugünü tercih etmem de inanılmaz çünkü hani 40 dakika sonra iyiymiş. Ama 40 dakika sonra hani en geç çıkmam lazım, yoksa 9 dakika sonra çıkmam gerekiyordu çünkü otobüsün ne zaman geleceğini bilemiyorum ve otobüsün ne zaman geleceğini bilemediğim için Marmaray ve metronun okulana kadar sürdüğünü biliyorum ama otobüsü bilmediğim için belirsiz bir zaman var, o yüzden biraz öncesinde çıkmam gerekiyor. Bazen de işimi şansa bırakıyorum bugünkü. İnanabiliyor musunuz bana? Gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Pardon. Saçım çok komikti. Of, bakar mısınız yaban mersinle karışırken ne kadar güzel. Artık durmayacaklar. Çok güzeldi. Laktozsuz süt ve espresso. Bazen tarçın da koyuyorum. Bugün yulafıma bayağı bol tarçın koyduğum için kahvemi koymadım. Şaka mı bu? Bugün edebiyat ve doğa dersim var. Ve heyecanlıyım. Çok güzel olmuş. Burada mıydın? Ne karar verdiniz diye bir bakalım dedi annem. Adını Feriha koydum. İzlemiş olanlarınıza bir şey söyleyeceğim. Benim dizideki favori karakterim Lara. Başlarda değil. Başlarda biraz sarkastikliği fazlaydı yani. Zorbalığa gidiyordu ama sonradan çok iyi bir rol oldu bence. Daha iyi olacakmış duyumlarıma göre. Ama şu anda da gizli iyilerden
Ve ben Lara'yı çok seviyorum şu anda. Gandhi'nin kreatif direktörünün evinin videosu var. Çok iyi. Çok iyi ama bunu izledikten sonra izleyeceğim. Ayıp. Zamanı verimli kullanıp tuvaletimi yaparken TMI. Pinterest'imdeki style inspo panama göz gezdirdim ve kıyafet seçerken bana bir ilham olmasını diliyorum. Sarı şaka bir yana böyleyiz bugün. Saçımı öreceğim herhalde toplayıp. Yani ufacık bir farklılık olsun diye bu gözlükleri takacağım. Dostlarım, dişimi fırçaladım. Şu durum beni biraz rahatsız etti ama bakacağız. Bakacağız, tamam mı? Yüzümü yıkayacağım, güneş kremimi süreceğim. Makyaj malzememi yanıma alacağım çünkü geç kalmak istedim. Bilmediğim bir şey olsun diye birden biraz fazla resmi oluverdim. Şimdi şöyle ufak bir sıkıntımız var. Benim kartım makinede yıkandı. O yüzden çalışıyor mu bilmiyorum. Onu denemeye gidiyorum. Geri inince çıkmadı. Evet, aynı performansı bekliyorum. Gelebilirsin. Bakayım mı? Şimdi videoda hiç konuşmadığım için kızlardan izin alarak sizinle konuşmaya geldim. Cihan girdi, bir yere getirdi Rabia bizi. Getirebildi. Rabia bizi Cihan girdi bir yere getirdi. Gel tabii ki. Ben niye böyle boynuzsuz gibi çıkıyorum? Abi ya salak aç Allah aşkına aç. Ne oldu bir dakika. Neyse. Burada kahve içtik. Aşırı güzel bir tatlı yedik. Aşırı güzel. Yani mascarpone çilekli. Çilekli mascarpone. Buranın adı neydi? Bir kahve. Bir kahvede çilekli. Ama bir kahve. Sayıyla. Aynen sayıyla. Cihangir'de bir kahve sayıyla. Sayıyla. Orada sayıyla. Çilekli mascarpone. Mascarpone diye okunduğunu düşünüyorum bir tane. Evet evet. Ama emin evet. değilim. Neyse. Doğru. İçtik. Ay yedik. Ben ve yanında Aysel de içtim. Rabia evet. Rabia'nın Paris tişörtünü çok beğendi. Yerim seni. Öyle. Aa evet, gittiğimiz sergiyi anlatalım Rabia abla. Yok, ben sadece şunu diyeceğim. Ben başka bir şey var diye götürdüm ama hiç beklemedim. Ama güzeldi bu arada. Ben de çok beğendim. Yani böyle olması güzel oldu bence. Çok güzel bir yere gittik.
Şimdi oturuyoruz, konuşuyoruz. Konuşacak bir şeyler var. Maalesef var. Olsun be diyoruz Rabia'ya. Evet. Rabia'ya herkes buradan sevgi. İyiyim. Ece buraya İstanbul'a geldi. Evet, ben normalde İzmir'de yaşıyorum. 24 yaşındayım. Kalplerim Rabia'nın kuzeni. Rabia'nın kuzeni. Evet, bunu nasıl söylemedim? Evet. Rabia'nın kuzeni. Evet, bakın kuzeni. Sen. Ben de dış kapının dış mandalı. Ayşe'nin de benim. Diğer ailemden kuzenim. Evet, o baba tarafı ben anne tarafı. Oh, sen de. Bir dakika. Her hafta koyuyor. Her hafta koyamıyorum. Buradan videonun özür dilerim. Koyacak. Diliyorum. Koyacağım ama. Koyacağım. Artık koyamadım. Evet. Valla ben çok özürüm. Haber geldi. Ay, bize Kızılcık Şerbeti izlemeye gidiyoruz. Çok gizli bilgisayar gibi söylüyorum. Evet, haber bize geldi. Kızılcık Şerbeti'ni izleyeceğiz. Şerbet. Laktozsuz sütümüz az kaldı için Nazar bugünlük laktozlu süt içmeye karar verdi benim için. Pardon, çarptım. Nerede erkenlik etti. Biraz daha koyabilirsin bardak kocaman. Sen kendine kapçuna mı yapacaksın? Ben buz koymayı unuttuğum için. Köpürdekmeyi çek şimdi, bak nasıl köpürdek. Köpek çekeceğim. Aşk olsun. Önce ısıt, sonra köpürt. Çek yaptım, dur. Çok güzel oldu.